Kolay gelsin. Ben yayıncıyım. Seni son zamanlarda takip ediyorum. Yayıncılıktan 600 anlıyorum. milyar geldi. Senin modun Sağ ol, olmak teşekkür ederim. isterim. Yardım etmek Modum olmak isterim. yok. Geri Çok teşekkür dönüş ederim. yapmanı bekleyeceğim. Kolay Çok sağ ol. Çok gelsin. sağ ol. Reis. Şimdilik düşünmüyoruz ama bakarız. Belki de olabilir. Olabilir belki de. Olabilir. Bu aralar zaten bir şey peşindeyim biliyor musunuz? Böyle bir ekip kurma peşinde falanım. Yapıyor ya bazıları falan böyle. Yurt dışında gördüm. Böyle birkaç tane yayıncıyla falan böyle ekip muhabbetlerine falan girmeyi düşünüyorum. Düşünmüyorum değil. Bunu aslında yaklaşık bir 6 aydır falan düşünüyorum. Ama bunun getirileri ne olur, götürüleri ne olur? Bilemiyorum, emin değilim. Yani benim yaptığım gibi bilmiyorum o işlerde ne oluyor. Şeyini mi paylaşıyorsun? OBS key'ini falan mı paylaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Senin kanalında yayın yapıyorlarmış falan. Ya da sen onların kanalında yayın yapıyormuşsun falan. Abi ben de gelirim o ekibe. Bakalım bir şeyler düşünüyorum. Bir şeyler düşünüyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Beraber yayın yapmak değil. Yani beraber yayın yapmak değil. Ya da beraber de yapabilirim. Yapabilirim, olabilir. Böyle bir şeyler neden biliyor musunuz? Birazcık şeyden sıkılmaya başladım ya. Yalnız olmaktan biraz sıkılmaya başladım. Hani hep diyorum ya size ben kimseyle yayın yapmam, video çekmem. Yani evet ama yani bazen de böyle bir sıkılıyorum ya. Bazen bir sıkıntı basıyor böyle, bir sıkılıyorum. Bazen ihtiyaç duyuyorum. İnsan olarak bazen ihtiyaç duyuyorum tabii yani. Ha, ihtiyaç duymakla şunu kastediyorum. Yani benim internette birlikte yayın yapmaya ihtiyaç duymak da nedir yani? Hani Bir zengin sosyal hayatın geldi. yok mu? Seni İki tane tebrik ediyorum. arkadaşım Aramıza kaldı. hoş geldin bakayım. Reelde iki arkadaşım kaldı. Turgut'la Caner kaldı. Başka da kalmadı görüştüğüm. Tabii ki çok var ama görüşemiyoruz artık. Çünkü evlendiler. Yok işte yurt dışına kaçanlar oldu. Efendim benimle kavgalı olanlar var. Bilmem ne olanlar var. Aramız koptu. Bilmem ne oldu falan. İki tane arkadaşım kaldı sadece. Onlarla da ayda artık bir iki kere en fazla görüşüyorum. Sosyal olarak halim o yani. Evlenmedi Allah'tan onlar da yani. Görüşüyoruz. Yani evlenenler nedense böyle bir kopuyorlar. Bazen böyle bunalımda falan hissettiğim oluyor tabii ki kendime. Şey yapıyorum. Durumlar bunlar. Cahreyn gibi mi olacaksın Sasu? Bilmiyorum Cahreyn öyle mi yapıyormuş? Ben yurt dışını takip ediyorum. H3H3'yi takip ediyorum. Ne bileyim Destiny'yi falan bakıyorum. Ondan sonra Boogie'yi takip ediyorum. Ne bileyim işte Lionmaker falan var. Onların da böyle bir ekipleri bilmem neleri var. Ben pek bizim Türk tarafını takip etmiyorum. Bilgim yok. Ama bazen şey istiyorum ya. Düşünebilirim, olabilir. Olabilir, yapabilirim. Abi senin psikolojik sorunların var bence. Bence psikoloji yok be kardeşim. Benim psikolojik sorunum niye olsun ya? İki çığlık atıyoruz, iki bağırıyoruz diye psikolojik sorunumuz olsa insanların o zaman ne psikolojik sorunları var düşün yani. Neyse devam edelim şimdi. Vallahi arkadaşlar benim yaptığım hiçbir şeyin hiçbirinize bir zararı yok. Yani ben mesela Gaga Bulut gibi değilim. Tamam mı? Yani ben hep duracağım yeri biliyorum. Ben kalkıp da bilmem ona buna hakaret de etmiyorum. Küfür de etmiyorum. Bilmem ne yapmıyorum. Arada bir iki çığlık atarım, bağırırım. Evin içinde bir koştururum. Birdenbire kalkarım, oynamaya başlarım falan. Buna kime ne zarar olacak? O yüzden çok şey yapmayın. Yani büyütmeyin. Zaten büyütmediğinizi biliyorum. Kulağıma zararlısın. Tamam yani kulağıma zararlısın. Ay, yani ne yapayım yani artık onu da idare edin. Neyse. Kanalın kalitesini bozma. Dark Synergy. Tamam bakarız. Senin yaşam tarzına doğru evriliyorum. Tek başına mı yaşayacaksın benim gibi? Twitch'in beyni sensin abi. Estağfurullah. Jaho Sasi en sevdiğim yayıncılar. Jaho Sasi. Jaho Spam. Ne atıyorsunuz oğlum habire Ahmet'in şeyini? Ahmet'le ekip mi kurayım istiyorsunuz yoksa? Abi seni gerçekten seven ve ciddiye alan izleyicilere DC'de konuşun. Ben de Discord'da benim işim kalmadı. Ben Discord'u bu kadar zamandır kullandım, ettim. Bana çok büyük zararları oldu. Hem maddi oldu hem manevi oldu. Bak şu an mesela Discord'da konuşacaktım ama Discord'da konuşmuyorum. Buradayım, önünüzdeyim. Discord'u kapatmak çok iyi oldu. İyi oldu. Abi Amazon Prime'dan seyir partisi yapsak güzel olur. Seyir partisi dediğin şey nedir? Film falan mı seyrediyormuşsunuz? Neymiş? O mu oluyor? Film mi izliyorsunuz? Çok kaliteli kanal çünkü grup açılınca senin keyfin kaçmasın yanlış anlama. O da var tabii ben onu da düşünüyorum ya. Bana biraz benim gibi bir insan lazım. Biraz böyle şey yani sürekli böyle kasıntı böyle sürekli
Biraz böyle rahat olmasını istiyorum, anladın mı? Ne bileyim, başına buyruk davranabilsin falan. Evet, film izleniyor yayında. Ama Amazon filmleri galiba, değil mi? Amazon filmleri izleniyor. Prime yayını yap. Ha, bu arada bana abone olduğunuz zaman bütün Amazon özelliklerinden de faydalanabiliyorsunuz, değil mi? Salak bir soru bu belki ama şu an. Mesela Prime'da bana buradan 8 liraya şu an abone olanlarınız. Prime'ın bütün o film, müzik de varmış galiba. Şimdi müzik şeyi çıkmış falan. Onlardan da içine girebiliyor musunuz? Hepsine dahil mi oluyor içinde mi? İyi ki varsın abi. Keşke Xbox alabilsem, abonelerle oynardık. Vallahi doğru söylüyorsun Dark ya. Bakalım, ben alacağım inşallah. Taksitmiş, maksitmiş, bilmem neymiş falan. Carry ile yayın yap. Ya yok ki. Servet ortalıkta yok ya. Servet ortalıkta yok abi. Arkadaşlar. Servet ne yapıyor bilmiyorum yani. Bakayım YouTube'una falan. En son ben Servet'le konuştum. 3 ay falan, 2,5 ay falan oluyor. Telefonda konuştuk, hatta 40 dakika falan konuştuk. 45 dakikaya yakın konuştuk telefonda. Burada hala kayıtlı bende. Kayıtlı derken yanlış anlamayın. Xiaomi cep telefonları biliyorsunuz her şeyi kaydediyor. Bununla alakalı da sorun vardı, biliyor musunuz? Xiaomi cep telefonlarının işte Android'de işte efendim işte her şeyi kaydettikleri için kendi içine otomatik kaybediyor. Yani herhangi bir programla falan değil. İşte neymiş efendim, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında suç teşkil ediyormuş falan filan bilmem ne. Diye böyle haberler çıkmıştı bir ara falan. Ne kadar ne oldu bilmiyorum onlar. Çünkü kendi kaydedicisi var falan. İçinde ilginç. Ondan sonra Cima. Cahre'ninle yap. O da senin gibi kaliteli biri. Biliyorum biliyorum. Ahmet'i biliyorum canım. Biraz ön yargı olsa da seviliyorsun bence yayıncılar arasında. Ön yargıyla neyi kastediyorsun bilmiyorum da, beni takip eden bayağı tanıdığınız yayıncı falan varmış. Twitter'da baktım. Bu son bir yıl içerisinde falan bayağısı şeyden Twitter'dan takip ediyor. Sağ olsunlar vallahi, ne bileyim yani, sizin kadar değerliler benim için. Abi Bulgaristan'dan Xbox alacağın zaman kutuyla girme, sakın vergi alırlar. Yok, kutuyla girebilirim, neden olur? Onu şey diyorsun, arkadaşımı aldım diyorsun, ya da girebilirsin kardeşim, senin kendi kişisel malın o ya. Ya ben dışarıdan tost makinesi de alabilirim. Ben dışarıdan laptop da alabilirim. Ben dışarıdan ne bileyim kulaklık da alabilirim. Bunu da alabilirim. Her şeyi de kutusuyla istediğim gibi. Çünkü ben bir tane alıyorum. Ben onu kendime alıyorum. Ben onu kendime almışım. Fişim var, faturam var. Alın kardeşim, ben bunu buradan almışım. Bitti gitti, bu benim kişisel malım. Eğer iki tane alırsan sorun. İki tane aldığın zaman bu sefer diyebilirlerse, ulan sen bunu satacak mısın? Dolayısıyla şu da var. Mesela çok garanti olsun istiyorsanız kutusundan çıkartacaksınız ya. Kutusunu alacaksınız, atacaksınız çöpe. Al işte kutu orada. Kutusu var ya oğlum. Heh. Alacaksın işte çantanda normal şey gibi. Adını söyle. Tabii ticari kazanç amaçlı da bilmem ne. Sanki ne bileyim işte bir anlayın işte ya. Hoparlör getiriyorsun. Laptop, senin laptopun ya. Ben dışarıda oyun oynuyorum kardeşim. Bulgaristan'da almışım, oynuyorum. Bir aydır oradayım, otelimdeyim. 10. gün almışım. 20 gün sonra Türkiye'ye geri giriyorum. Ne, ben bunun vergisini mi vereceğim? Hayır, yok öyle bir şey. O senin kişisel malın. Sen kolundaki saatin vergisini vermiyorsun. Sen oradan aldığın gözlüğün vergisini vermiyorsun. Sen oradan aldığın herhangi bir oyun konsolunun da vergisini vermeyeceksin. Çünkü o senin zaten. Almışsın sen onu artık. Thank you.